Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine bir kutu açılımı yapıyoruz. Airpods 2'nin açılımını yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki Pro var. Yenileri geliyor vesaire. Niye bunu yeni yapıyorsun diyeceksiniz belki. Ama ve lakin yenilerinin yenilerin tabii ki biraz dolar kurundan dolayı fiyatların çok yüksek olmasını bekliyoruz. Ve Pro ile de bu ikinci nesil İkinci nesil AirPods'un arasındaki farkları ben videonun en sonunda koyacağım. Ee, ama aradaki fiyat farkı eder mi etmez mi konusunda videoda konuşuyor olalım. Gelin şimdi hep beraber kutumuzu açalım, bakalım içinden neler çıkıyor. Ee, iPhone'muz da burada. Eşleştirmeyi vesaire nasıl yapacağız? Hep beraber bir bakalım. Şimdi şöyle kutumuzu açalım. Üzerinde jelatini var. Tabii ben de henüz açmadım. Sizinle beraber açıyorum. Açamıyorum. Heh şuradan. Nazikçe şöyle huşur huşur sesleri duyarak kutumuzu açacağız. Çıkma kardeşim. Ya şu kutuyu keşke şuradan bir şey koysalar. Ya bunu telefon kutularına da yapıyorlar. Ya şöyle bir ne bileyim bir kağıt koy. Şöyle çekelim. Tık diye açalım arkadaşım ya. Değil mi? Biraz kolaylaştırın ya. Kaç milyar milyon veriyoruz yani. Şunu şuraya koyalım. Ee, buna bakıyoruz. Ne varmış içinde kitapçıklar. Aa şey yok mu? Apple logosu yok mu ya? Logo nerede? sanki ben de logoyu kullanıyorum birisiymişim gibi logo arıyorum ama işte alışkanlık olmuş artık. Logo çıkmayınca biraz insan tuhaf hissediyor. Demek ki AirPods'a çıkmıyormuş bilemiyorum. Ve karşımızda evet şöyle kutusu. Paketinde şu sesi duyarak güzelce açıyoruz. Yırtmayı da çok istemiyorum ama gel beni yırt diyor. Şunları da kaldıralım. Şöyle kibarca. Evet. Bunu da açtık. Bunu da şuraya şimdi koyalım. Başka ne var içinde? Ha bir adet kablo var. Lightning kablo var. Güzelce sarılmış. Bir şekilde bizi bekliyor. Kablo dışında da bir şey yok. Adaptör vesaire yok. Zaten adaptörleri artık telefonlarda dahi vermiyorlar biliyorsunuz. Kabloyu da kendi iPhone'umun kablosunu kullanırım. Şimdi kutu burada, telefon da burada. Önce bir Bluetooth'umuz aç açık olduğundan emin olalım. Şöyle koymaya çalışacağım daha rahat görebilin diye. Ben kutuyu açtığımda diğer videolarda izlediğim kadarıyla kutuyu açtığımda tabii içinde umarım biraz şarjcı bataryası vardır. Direkt olarak eşleşmesini bekliyorum. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Daha net olsun. Bakalım ne kadar sürede görecek. Benim ufak güzel kızım da geldi. Hemen meraklı meraklı ne yapıyorsun? Gene neyin kutusunu açıyorsun? Diye gelip buradan bizi gözetliyor efendim. Şöyle kendisini de takdim edeyim sizlere. Yavrucuğum ben ona çok para verdim. Birazcık rahat bırak. Tamam mı? Sakın. Açıyorum. Ve evet görüyorsunuz anında geliyor. Yani kapatayım tekrar. Şuradan da kapatayım. Tekrar açayım. 1 2 2 daha üç demeden geliyor. Hemen buradan bir bağlan diyelim bakalım. Kutunun şarjını görüyorsunuz %73'müş. Eee AirPods'ların şarjı da %85'teymiş. Şöyle bir ışık yanıyor. Herhalde şu sağdır diye düşünerek bir tanesini bir alalım. Bakalım. Evet bakın right. Bu sağymış. Diğerini de alalım. Kulağınıza taktığınız anda bir dın diye bir ses geliyor. Kulağımdan alıyorum. Tekrar kulağıma taktığımda her kulağıma taktığımda o dın sesini duyuyorsunuz. Bunu da takalım. Yok, bundan gel soldan gelmedi mesela. İkisini de çıkartalım. Sadece sol takayım. Evet. Yani bir tanesi kulağınızda takılıyken diğerini taktığınız zaman gelmiyor. Ama herhangi bir tanesini taktığınız zaman o dın sesini duyuyorsunuz. Yani ben buradayım, çalışıyorum, aktifim diyor. Ee, şimdi şunu da bir kapatalım. Bunu da şarja takacağız. Şurada Lightning girişi var. Kutuda çok gösterecek de bir şey yok. Şurada yeşil yanıyorsa e, yeterli bataryası vardır. Yoksa kırmızı yanacağını düşünüyorum. Şimdi Bir YouTube Açalım şuradan Bir deneme yapalım Şimdi siz tabi bu sesleri nasıl duyacaksınız ben size nasıl duyuracağım Onu düşünüyorum ama Bak kulağımdan indirdiğim anda video durdu. Tekrar koyayım bakalım çalışacak mı? Evet. Abi çok iyi ya. Bunu indireyim. Ama bir tanesi kulağımda. Yani bir tanesi kulağımdayken de olsa videoyu durduruyor. Yani diyor ki sen kulaklığı çıkartıyorsun şu an başka şeyle meşgulsün. Ya da dışarıyı dinlemen gerekiyor herhalde diyerek. Vallahi durduruyor ya. Tekrar takıyorum. Yani farklı videolara geçti. Sebebini de söyleyeyim. Kulağımdayken ee, çift tıkladım. Kulağımdayken tabi şöyle yaptım. Kulağımdayken şöyle yapınca hemen başka bir videoya geçti. Şöyle şey yapalım. Farklı bir e, video açayım benim kanalımdan mesela iPhone 12 Pro Max. Tanıtımı yapmıştım. Şu an mesela devam ediyor. Bakın şimdi takıyorum tekrar. Çıkarttım, durdu. Kulağımdayken çift böyle böyle yapacağım. Kulağımdayken çift tıkladığımda arkadaşlar eğer donmuş ise bakın şimdi. şu video durdu ya. Çift tıkladığımda Kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir iki ayardan özelliklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle piller kısmında, bakın burada görüyorsunuz. Hem telefonunuzun pili var, hem de AirPods'unuzu kullanmaya başladığınız anda burada onun pilini de görüyorsunuz. Daha sonrasında şu ayarları ben size göstermek istiyorum. Bluetooth'ta e, bağlandığınız zaman işte AirPods kısmına bağlandınız. Burada girdiğiniz zaman sağ ve sol AirPods'larda ne ayar yapmak istiyorsunuz onu belirleyebilirsiniz. İşte sağdakine mesela çift tıkladığınızda sonraki şarkıya geçsin, işte sonraki videoya geçsin vesaire. Soldakine çift tıkladığınızda da işte ben oynat duraklat yaptım. İşte siz Siri'yi aktif edebilirsiniz. Mesela e, Siri'ye her zaman aktif zaten telefonda biliyorsunuz. Ama işte ben Hey Siri demek istemiyorum. İşte işte çift tıklamak istiyorum. Öyle açmak istiyorum derseniz de seçebilirsiniz ya da hiçbir şey yapmak istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım ben size. Şimdi yavrucuğum sen biraz kenara kay istersen. Evet bir özellikten daha bahsedeceğim. Ee, bul özelliğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bul içerisinde... Kızım seni ben bulmak istemedim. iPod'u bulmak istiyorum. iPod'umu da bırakırsan anlatacağım. Şimdi bul özelliğini biliyorsunuz iPhone'un bul var hemen girelim bakın bul Şimdi iPhone'u buluyorsunuz zaten gösteriyor nerede olduğunu Buraya e, da geliyor Tabii ki burada konumunuz e, Bu uygulama için açık olmalı Açık olduğu zaman nerede olduğunu gösterir Şöyle bir şey var e, hani Şimdi yatarken kulaklıkla müzik dinleyerek uyuyan insanlar var ya da evde kalabalıkta Şimdi küçücük aygıt açıkçası kaybolma olasılığı çok yüksek. Bir yerde unuttum diyelim. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Bunu bulmak için şöyle bir şey var. Şimdi zaten harita üzerinden nerede olduğunu gösteriyor. Bakın şöyle hem telefonum hem de iPod'umu yan yana gösteriyor. Şimdi iPod'um nerede diyecek olsak ses çal var. Bu çok güzel gerçekten. Ses çal dediğimizde bakın şimdi ne olacak? Sesi duyuyorsunuz değil mi? Şöyle yaklaştırayım. Böyle yavaş yavaş artan bir şekilde ses çıkartıyor. Şimdi bu sesi takip ederek nerede olduğunu bulabilirsiniz. Bak bu sağ kulaklık olduğu için diğeri kutusunda. Şimdi onu da bir çıkartayım bakayım. O da başka bir yerde olmuş olsun. Onu da çıkartalım. Onu da şurada unuttuk. Kapatalım. Ses çalıyorum. Şimdi belki ikisinden beraber çıkartacak. Evet hem sağ hem soldan çıkıyor. Solu buldum mesela. Solu kapattım. Ha kapanmıyormuş bu arada. Ha kapanıyor galiba. Evet. Solu kapattım. Şimdi sağ arıyorum hala. Aa sağda buradaymış. Vallahi güzel bir özellik. Ya o yüzden ben Apple'ı çok seviyorum ya. Yani Apple'ın bu gibi uygulamaları çok verimli gerçekten. Tavsiye ediyorum. Yani hani şunun mesela kutuyu açar açmaz hemen telefonla eşleşmesi. Ha şöyle bir şey. Yani ben şimdi kutudan çıkarttım. Ondan sonra şuradan bluetooth'tan eşleştireyim bilmem ne falan filan yok. Yani kutudan bunu çıkarttığın anda direkt olarak kulağına takabilirsin eşleşiyor. Ya yani bu kadar basit. Yani o yüzden de hani. Tabii ben Android'de çok fazla kullandım açıkçası. Ee, yani kötülemiş gibi de olmayayım ama Apple'ın uygulamaları olsun, yazılımı olsun, bu gibi yan aygıtlarıyla olan uyumu olsun. Gerçekten de çok güzel ve çok kullanışlı. Yani gerçekten user friend yani kullanıcı açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. O yüzden de Apple'ın tercih edilmesi çok normal diyorum. Bu özelliği de böylece anlatmış olalım. Canlı dinleme özelliğini de ben size göstereyim. Şurada e, denetimde şu simge var. Şimdi normalde bu yoktur. Ayarlara gelelim. Tekrar. Ayarlarda bakın şimdi şöyle en baştan gösteriyorum. Ayarlarda denetim merkezine girdiğiniz zaman normalde bu yok. Normalde şurada çıkacak. Şu kulak işareti. Kolay anlamaz açısından işitme yazıyor. Bunu ekliyorsunuz. Daha sonrasında şuraya geliyor. Buna bastığınız zaman hem arka plan sesleri var. Evet bunu da size söylemek istiyorum. Arka plan sesleri gerçekten çok şahane. Buna bakın bastığınız zaman işte dere var. Şu an bir dere sesi geliyor bilmiyorum. Duyulabiliyor mu? Umarım biraz geliyordur diyeceğim ama. Sonrasında işte yağmur sesi var. Ya yağmur sesi dinleyerek mesela uyumakta zorlanan bir insansanız yağmur sesi, su sesi ya bunlar gerçekten çok rahatlatıcı ama keşke şöyle de olsaydı. Biraz gürültü vesaire demişler ama <laughs> hani bunlara ilave şuna kapatalım. Bunlara ilave hani farklı sesler de indirilebilir ya da kendimiz ekleyebiliyor da olsaydık bence çok büyük bir artı olurdu. Hani kendimiz bir sesi mesela Buraya ekleyebilseydik çok bence şahane olurdu. Şunu ben bir uçak moduna alayım da bildirimler vesaire geliyor çünkü. Ee, tekrar geleyim. <laughs> hani şunlar dışında dediğim gibi 6 tane var. Bunlar dışında başka yok. Hani ileride gelir mi güncel vesaire gelebilir ama bunu iPhone biraz kendine bırakmış. Bunun dışında hani eklenebilir şeyler keşke olsaydı dediğim gibi. Hani bir şarkı olabilir, bir melodi olabilir. Sevdiğiniz bir insanın sesi olabilir. Arka planda o, onun sesini dinlerdiniz. Ya da e, farklı çektiği, kendi çektiğiniz bazı sesleri de buraya ekleyebiliyor olsaydık. Keşke. Umarım gelir. Neyse biz canlı dinlemeye de gelelim. Canlı dinlemeyi açtığınız zaman. Şu an ben kendi kendime sesini duyuyorum. Çünkü kulağımdan gidiyor. Buradan geliyor. Buradan tekrar kulağıma gidiyor. Vesaire. Bunu kapatayım. Ya bunun amacı şu. İşte bunu telefonu e, olduğunuz ortamı bıraktınız gittiniz mesela kulaklarınız kulağınızda airpods kulağınızda telefon nereye bıraktıysanız o ortamı dinleyebiliyorsunuz hani siz orada olmanıza gerek yok yani ne yapıyorsunuz böyle acaba dedikodu mu yapıyorlar vesaire <laughs> diyorsanız bu telefonu buraya bırakıyorsunuz ondan sonra gidiyorsunuz onlar sizi gitti zannediyor ama siz burayı dinliyorsunuz vallahi çok güzel bir özellik kesinlikle e, bakın buradan arka plan Açıp kapatabilirsiniz. Kısaca böyle hani kısa tuşları da var şurada. Bunu da söylemek istedim. Gerçekten güzel özellik. Ee, buradan sesini açıp kısabilirsiniz. Tabii ki aynı şekilde yandan da açıp kısabilirsiniz. Şimdi Airpods'un ikinci nesilini size kısaca böylece anlatmış oldum. Herhangi bir sorunuz vesaire olur ise yorum olarak belirtmenizi isterim. Herhangi bir yorumunuz varsa lütfen belirtin diyorum. Ee, ben de bununla ilgili kendi incelemelerimi sizinle yorum olarak paylaşıyor olurum. Ekstra şu özelliği de nasıl oluyor, bu da nasıl oluyor vesaire diye sorularınız olursa onları da belirtin. İlave farklı bir videoda da tanıtmaya, anlatmaya devam edebilirim. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Ha, son olarak şunu da söyleyeyim videoyu sonlandırmadan önce. Videonun en başında söylemiştim. Neden Airpods aldın AirPods Pro almadın diyecek olursanız AirPods Pro'yla ile AirPods 2. nesil arasında e, gürültü giderme farkı var. Hani gerçekten tamam şimdi dinlerken işte metrobüstesiniz, metrodasınız, dışarıdasınız, kalabalık bir ortamdasınız. E, gürültüyü gider dediğin zaman dışarıdan gerçekten hiçbir ses duyulmuyor. Ben AirPods Pro'yu da test etme şansım oldu. Gerçekten de hiçbir ses duymuyorsunuz. Tık duymuyorsunuz. O sesi kapattığın zaman dışarıyla hafiften sesler duyuyorsun. Aradaki en ciddi fark bu. Fiyat farkına da gelecek olursak AirPods Pro'nun şu anki fiyatı 2000 TL civarı, 2000-2500 TL arası. Tabii satıcıya göre değişiyor. İkinci neslin fiyatı da e, şu an 1300-1400 TL civarında. Ya yani arada bir 700-800 hatta 1000 TL'ye yakın fiyat farkı var. Ya bu fiyat farkı eder mi? Ya benim nacizen düşüncem. Ee, hani tabii maddi durumunuz varsa almışken en iyisini alayım en mükemmelini alayım diyorsanız E tabii ki alın Airpods Pro alın yani Pro'nun da yenileri çıkar elbette onları alın En lüksünü alın tabii ki Ama ve lakin, bence Airpods'un ikinci nesili Kesinlikle ve kesinlikle sizi tatmin edecektir ve yeterli gelecektir diyorum Videomu izlediğiniz için Çok teşekkür ederim beğeni ve yorumlarınızı da es geçmezseniz ee, çok sevinirim bana destek vermiş olursunuz diyorum görüşünce de kendinize çok ama çok iyi bakın kulaklıkları da şöyle gösterelim.